Merhaba arkadaşlar. Gelenler hoş geldi. Yeter Kale hoş geldiniz. Nesrin Akın. Durmuş Çevik kardeşim. Evet, iyi akşamlar kardeşlerim. İyi akşamlar canlarım. Ezan okunacak galiba. Bir bakayım. Evet, ezan okunuyor arkadaşlar. Şu ezanı bir dinleyelim. Ondan sonra da sohbetimize başlayalım.
Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün de yine biraz farkındalığımızı geliştirmek adına bazı şeylerden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, şimdi maneviyat gerçekten herkesin elde ettiği bir şey değildir. Yani manevi halleri yaşamak gerçekten olgunlaşmak demek değildir. Veya maneviyat ehli bir insan olduğumuzu göstermez. Yani arkadaşlar, bir insan çok şeyler görebilir, çok tecrübeler yaşayabilir. Ama olgunlaşmış sayılmaz bunları yaşamakla. Yani ama insanın egosu bazı harikulade halleri yaşadığı zaman insanı kendisini yani bir şey olduğunu zannettirir. Halbuki yani burada bir şeyler gören, bir şeyler yaşayan insan belki de egosal yönden zarar ediyor hatta. Hani egosal yönden zarar bile ediyor. Neden? Çünkü onlar o yaşamış olduğu durumlar, haller, keşifler, manevi durumlar onda bir ego oluşturuyor. Bu ego da esasında oldum zannederken yandım oluyor esasında. Yani nefsi onu içeriden yakıyor. Yani halbuki olgunlaşmak arkadaşlar, yani manevi, gerçek maneviyat ehli olmak bambaşka bir şey yani. Bu yani bir şeyler görmekte, bir şeyler haller oluşturmakta falan alakalı olan bir şey değil. Yani bu gerçekten hayatı olduğu gibi kabul etmekte, gerçekten herkesi koşulsuz sevmekte, her boyuttaki canlara sevgiyle bakabilmekte, kendisine yetebilmekte, yani bir arayış içinde olmamakla alakalı. Yani arkadaşlar, şimdi çeşitli yollarda, çeşitli insanlar, mesela dervişler, sofiler veya da süpretiyel yollarda veya da ne bileyim meditasyon yollarında, ne bileyim tapınaklarda insanlar kendilerini güzelleştirmek için, manevi güzellikler yaşamak için ve ermek için, ermiş olmak için çalışmalar yaparlar. Şimdi bunlar yaparlar ama bir yere gelene kadar hep bir boşluk halinde, hep bir açlık halinde, hep bir arayış halinde, hep bir tatminsizlik halindedirler arkadaşlar. Yani isterse 20 senesini versin, isterse 30 senesini versin bir yola, hala içinde bir boşluk, bir tatminsizlik, bir arayış, bir beklenti bu vardır. Neden? Çünkü mutmain olamamıştır, yani içi tatmin olamamıştır. Yani nefs-i mülhimede bir sürü haller, manevi güzellikler yaşıyordur. Ama bir türlü nefs-i mutmainneye, yani artık ben tatmin oldum, artık hiçbir şey beklemiyorum, hiçbir şey aramıyorum noktasına gelemiyordur. Yani insan şimdi şunu içinde sormalı. Yani ben gerçekten içimde bir arayış, bir eksiklik, sorular, kafamda çözemediğim şeyler var mı? Yoksa gerçekten ben huzura erdim mi? İşte arkadaşlar, uyanan insanlar huzura eren insanlar oluyor. Yani insan uyandığı zaman, yani daha uyanmadan belki bir gün öncesi kafasında 100 tane soru varken, uyandıktan sonra kafasında hiçbir soru, hiçbir endişe, hiçbir korku, hiçbir yarın veyahut da hiçbir tamamlanması gereken bir şey kalmıyor arkadaşlar. İşte gerçek yani olgunluk burası. Şimdi mülhime makamında da tabii ki güzel haller vardır, güzel manevi haller vardır. Yani bunlar kişiyi tabii olgunlaştırır. Tabii mülhime makamında olan kişi de çok güzel hallere, ama ne kadar olursa olsun, isterse yani her gün bir yerlere gitsin, manevi güzellikleri yaşasın, yine de o tatminsizdir. İçinde tam bir huzur, tam bir tatmin, tam bir manevi atmosfer, tam bir kendine yeterlilik yoktur arkadaşlar. Bu olmadığı sürece de o insan daha tam olarak olmamıştır. Tabii ki levvameye göre, emmareye göre, onlara göre tabii ki daha iyidir. Ama mutmainneye gelene kadar arkadaşlar, mutmainneye gelene kadar bu insanlar tatmin olamazlar. Uyanmadıktan sonra insan mutlaka içinde bir eksiklik hisseder. İşte arkadaşlar, mülhime makamında insanlar
çok manevi haller yaşarlar. Görüntüler, keşifler, şifalandırmalar, işte aura alanlarını görmeler, meditasyonda çok güzel haller yaşamalar. Yani bunlar ister tasavvufta olsun, ister spiritüel yolda olsun hemen hemen hepsi güzel şeyler yaşarlar. Ama arkadaşlar, mutmainne olan, yani uyanan insan ancak huzura erer. Diğerleri isterse 40 senelik o kapının, o yolun yolcusu olsun, hala şurada arkadaşlar, bir tatminsizlik, bir sorgulama, bir şeyi bulamamanın huzursuzluğu, bir rahatsızlık vardır. Yani ona sen şöyle desen de olmuyor. Hani sen zaten hani olansın, burada hiçbir şeye gerek yok, hiçbir şeye ihtiyaç yok. Sen zaten evindesin desen de bu bir zihinsel bilgi oluyor. Yani zihinsel bilgi insanı tatmin etmiyor arkadaşlar. Sen uyandın desen, sen bu bilgiyi aldın uyandın desen de, senden başka kimse yok desen de, sen rüyadasın desen de, senin gördüklerin hepsi hayal de desen, sen gerçeksin de desen, arkadaşlar bunların hepsi ezberden öteye gitmez ve bunlar bilgi olarak zihin anlamaya çalışır ama şurasını tatminini yapamaz. Tatmin olamaz. Hatta şöyle söyleyeyim, yani belki insanlara bu konuda sohbetler de eder. Belki insanları bu konuda aydınlatmaya da çalışır. Belki o sen yoksun der, belki sen rüyadasın der, belki sen hiçsin der, yani sen dünya var mı ki der, dünya bir hayal der, bilmem ne der ama kendisi hala içinde tatminlik yaşamamıştır. Yani çünkü bunu uyanmamış insanlar da söylerler. Yani uyanmamış insanlar da aynı şeyleri, uyanmış insanın söylediği sözlerin aynısını söylerler. Ama sonuç nedir? Sonuç, uyanmış insanların söylediği gerçekten yaşanmışlıktır. Yani yaşadığı şeyi anlatır. Diğerleri duydukları zihinlerindeki şeyi anlatır. Fark nedir? Söz olarak fark aynıdır. Ama enerji olarak fark farklıdır. Yani enerji olan, enerji olarak yaşanmış bir kişinin enerjisiyle duymuş bir kişinin enerjisi ve bunu tam yaşamamış bir insanın, ezberden söyleyen bir insanın enerjisi tabii ki etki bakımından, özden öze hitap bakımından, özlere dokunma konusunda aynı olmaz arkadaşlar tabii ki. İşte o yüzden uyanmak isteyen uyanmış insanların sohbetini dinlesin diye her zaman söylerim. O yüzden arkadaşlar hallere, manevi durumlara aldanmayın. Bunlar sizi uykuda tutmanıza sebep olur. Yani bunlara heves etmeyin. Mesela şimdi çok kolaydır. Kalp gözünü açıp, üçüncü gözü açıp bir takım şeyleri seyretmek çok kolaydır. Yani mesela bir sürü yerde, bir sürü kitaplarda bilgiler vardır. Alırsınız. Mesela binlerce esma çekersiniz. Binlerce besmele çekersiniz. Binlerce ayet-el kürsü okursunuz. Ve sonuçta açılımlar yaşarsınız. Peki ne olur açılımlar yaşarsanız? Açılımlar yaşarsanız şu olur arkadaşlar. Ya çok yüksek bir açılımla kafayı yersiniz, meczup haline gelirsiniz. Yani kendinizi toparlamayıp bir sinir hastalıklarına, bir psikoloğa gitmek zorunda kalırsınız. Çünkü kaldıramaz beyniniz, zihniniz bazı şeyleri saçma sapan konuşmaya başlarsınız, yanlış şeyler söylemeye başlarsınız. Yani allak bullak olur zihniniz, toparlayamazsınız kendinizi. Ya da arkadaşlar, o bir şeyler görürsünüz, o gördükleriniz sizde yeterli olgunluk olmadığı için, yeterli bir egonuzun sizin üzerinizde hala baskısı olduğu için, bütün o gördüklerinizde sizin aleyhinizde delil olarak kullanılır. Ve siz bunlardan dolayı ego yaparsınız ve kibre düşersiniz ve kendinizi bir şey sanarsınız. Kendinizi üstad bir şeyleri biliyorum zannederek ortaya atlarsınız ve maalesef zarar edersiniz yani. İşte o yüzden her şey zamanı geldikçe açılmalı, zamanı geldikçe kendiliğinden oluşmalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu kısa açıklamadan sonra bazı arkadaşlarımız da demişler ki biz hani ikinci uyanış, birinci uyanıştan biraz bahseder misiniz? Arkadaşlar, birinci uyanış dediğimiz bu dünyanın içinde bizim ruhumuz, içimizdeki özümüz, yani mesela hani büyük özü biz bir şey olarak düşünün, bir büyük bir hamur olarak düşünün.
Sen de o hamurdan bir parça olarak sende olduğunu düşün. Mesela o hamurdan bir parça da sende var olarak düşün şimdi. Ama şimdi o hamurla oradaki hamur aynı mı? Aynı. Bütün özellikleri aynı mı? Aynı. Peki bu ne olacak? Bu kendisinin ne olduğunu, neler yapabildiğini, yani ne şekillere geldiğini, tamam mı? Bilmek için tekamül edecek. En alt boyuttan en üst boyuta kadar kendisini izleyecek. Tabii bu hamur olayı çok basit bir şey oldu ama yani bizim içimizdeki ruhumuz esasında özün bir yansıması, özün bir parçası. Tamam mı? Yani yani vizyonu. Yani onun rüyası da diyebiliriz. Onun bir hücresi de diyebiliriz. Zaten onun rüyası onun hücreleri gibidir. Yani onun rüyasına girmesi demek, rüyasına can katması. İşte bu rüyaya girmek demek, bu rüyanı canlandırmak demek. Bakın arkadaşlar, rüya canlandı. Hepimiz birbirimizi gerçek gibi görüyoruz. Yani gerçeklik veriyoruz. Aslında özden bakıldığı zaman, üst boyuttan bakıldığı zaman biz bir rüyadayız yani. Yani burası bir illüzyon dünyası. Yani burası bir dalga ve enerji dünyası. Aslında madde diye bir şey yok ama bunu şimdi biz bu dünyaya indiğimizde bu boyutta her şeyi gerçeklik olarak algılıyoruz. İşte alt boyuttan tekamül eden bizim özümüz bir takım şeyler deniyor, acılar, sıkıntılar ve tecrübeler kazanıyor. Anlıyor, daha iyi idrak ediyor, daha kafası basıyor, sevgi öğreniyor, şefkat öğreniyor, aşk öğreniyor, bir takım güzellikler öğreniyor, yardım öğreniyor, iyilik yapmayı öğreniyor. Belli bir zaman sonra ibadetler yapıyor, ne bileyim mantralar yapıyor, zikirler yapıyor ve belli bir zaman sonra da artık bu münhime makamından mutmaine makamına geçtiği anda bir uyanış yaşıyor. Birden bir evrenin açılışını yaşıyor. Yani birden bire uyanış da kendinin esasında hakikat ve bu gördüklerin hepsinin bir sanal, bir rüya, bir illüzyon olduğunu fark ediyor. Bütünlüğü görüyor ve kendisinin bu dünyada, kendisinin bedeninin de bu dünyada bu rüyaya dahil olduğunu görüyor. Kendisinin bedeninin de diğer bedenler gibi deneyim içinde olduğunu görüyor. Fakat kendi özünün hakikat olduğunu ve bu görmüş olduğu bedenlerin hepsinin bir rüya olduğunu fark ediyor ve artık şu dünyadan çıkış yapıyor. Yani artık bu dünya ona hiç cazip gelmiyor. Her şey yalan gidiyor. Her şey sahte geliyor. Hiçbir şeye anlam vermiyor. Hiçbir şeye anlam yüklemiyor. Hepsi boş, hepsi gereksiz ve kendi içine çekiliyor. Bu dünya diyor boş, hiç gereksiz bir dünya. İşte burası birinci uyanışın yaşandığı yer. İşte birisi diyorsa ki size sen yoksun ki, bu dünya yok, bu her şey rüya, her anlamsız falan diyorsa birinci uyanışın içindedir veyahut da onun hallerini yaşıyordur. Sonra belli bir zaman sonra burada kalınmaz. Burası geçilecek bir yer. İkinci uyanışa geçer insan. Yani marifet boyutuna dünyaya iner. Yani rüyanın içine girer. Rüyayı canlandırır. Rüyaya tekrar anlam yükler. Fakat ne yapar? Kendisinin öz olduğunu bilerek önceden dünyanın içindeyken kendisinin öz olduğunu bilmiyordu. Ama sonradan kendisinin öz olduğunu bilerek bu dünyaya girer ve bakar ki bu dünyada kendisinin birer parçası gibi gördüğü, bir hücreleri gibi gördüğü kişileri uyandırmaya çalışır. Yani bu neye benziyor? Bir insanı düşünün. Mesela ben uyanmışsam herkes uyanmış mıdır? Hayır. Mesela ben bir ağacım diyelim. Benim meyvelerim var diyelim. Meyvelerimden bir tanesi bazısı çürümek üzeredir. Bazısı iyi olgunlaşmıştır. Bazısı çok hiç olgunlaşmamıştır. Bazısı hamdır. Peki ben kendime bu ağaca iyi bir bakım yaparsam, gerekli ilaçlamaları, gerekli vitaminlerini verirsem bu ağacın meyveleri daha güzelleşir, daha olgunlaşır, onlar da uyanır. Yani demek istediğim, senin bu dünyadaki uyanmış bir insanın gayreti esasında uyanmamış hücrelerini, uyanmamış yanlarını, daha alt bilinçlerdeki kendi görüntülerini, kendi yüzlerini uyandırıp daha bir enerji alanını yükseltmek, daha bir bu evrene kendisine esasında iyilik yapmaktır. Yani kendisinin daha bir şifalandırmaktır, daha bir uyandırmaktır, daha bir farkındalığını arttırmaktır. Yani insan bunları anlattıkça, insanları bunu duymasıyla ve insanların uyanışına sebep olmasıyla daha bir farkındalığı artar, daha bir genişler, bilinci daha bir genişler, vazifesi, görevi daha geniş kapsamlı olmaya başlar ve boyutları da daha üst boyutlarda görev yapmaya başlar. Evet arkadaşlar. Kadir gecesi herkes için
kutlu olsun arkadaşlar. Bazen sormak istediklerimi sormadan cevaplıyorsunuz demiş. Evet arkadaşlar. Yani demek istediğim arkadaşlar, siz hani diyorum ya, şekle aldanmayın arkadaşlar. Yani şekil, yani burada illa böyle uzun sakallı, kafada kocaman sarık olan bir cübbeli birisi olması şart değil. Öyle olan bir sürü insan vardır. Hepsi kardeşlerimizdir, hepsi canlarımızdır. Yani kendi şeylerinde kınamak için söylemiyorum. Sadece size bir durumu anlatmak için söylüyorum. Daha hala tatmin değillerdir, mutmain değillerdir, uyanmamışlardır. Yani bunun yaşlı da olabilir, fark etmez. Yani belki yıllarını ilme vermiştir, yıllarını tasavvufa vermiştir ama uyanmamıştır. Yani çünkü tekamülü o şekilde seyretmiştir. Onun bir suçu yoktur. O da o şekilde yaşıyordur. O şekilde bir evrene hizmeti vardır. Çevresindeki insanlara kendi boyutundan hizmeti vardır. Yani burada şekil önemli değildir arkadaşlar. Yani tasavvuf ehlinden olur, diğer spiritüel dünyadan olur, yıllarca yoga yapmış insan olur. Yani bunların hepsi, tamam mı arkadaşlar, kendi boyutunda hizmetini yapar. Ama uyanan insan, gerçek uyanan insan tatmindir, mutmaindir ve gerçekten uyanış rehberidir. Uyanış, insanlara uyanışına sebep olur. Esas onun görevi insanların uyanışına sebep olmaktır. Ve insanların takıldığı yerleri, onların gerçekten dünyada engelleyen durumları ortaya dökerek onlara yardımcı olmaktır. Şimdi mesela maneviyat ehli bir insan, maneviyatı olan bir insan kendisine yeterli olur dedik. Kendisini bilir dedik. Herhangi bir şeye ihtiyaç hissetmez. Herhangi bir şey oluşmasını, daha güzel bir yere gelmeyi, daha güzel şeyler olmasını, bir şeyler görmeyi, daha güzel ortamlarda yaşamayı, daha güzel haller yaşamayı, hiçbir şeyi istemez. O kendisi bulunduğu yerde yeterlidir, huzurludur, mutludur. Hiçbir şey arayış içinde değildir. Ama şöyle söyleyeyim, bu insanlar gerçekten bir insanla karşılaştıkları zaman bu insanın nerede olduğunu, nasıl bir hal içinde olduğunu, yani gerçekten uyanıp uyanmadığını, huzurlu olup olmadığını, yani arayış içinde olup olmadığını fark edebilirler. Yani şimdi bu insanların bazılarında bazı özellikler de olabilir. Yani mesela çok gerçekten çok önemli noktalarda müdahil olabilirler yani. Mesela bir kişinin maneviyatıyla alakalı çok önemli, çok gerçekten el atılması gereken durumlar olduğu zaman oraya el atabilirler. Bunu yapma selahiyeti olan arkadaşlarımız vardır yani, tamam mı? Yani o yüzden ben diyorum ki bu insanlar böyle herkes kendi çabasıyla, kendi farkındalığıyla bir yerlere gelsin ister. Hiç kimseye dokunmak istemez ama öyle bir yere gelir ki insan, öyle bir kıskaçın içinde kalır ki ona bir el atmak gerekir. Belki o zaman o eli atar. Yani mesela şimdi bu küçük kaplumbağalar vardır. Mesela denizin kenarında yumurtadan çıkarlar. Böyle hareket ederek, böyle küçük küçük kanatlarını böyle hareket ede kumda böyle mücadele ede denize varır, ulaşmak isterler. Mesela sen onlardan bir tanesini merhametliyim diye, ben iyilik yapayım diye bir tanesini tutup denize götürürsen, denizin içine atarsan o ölür. Neden ölür? Çünkü orada o hayvanın onun o belli bir uzaklıkta yapmasının ve oradan onun belli bir kaslarının açılarak o güneş ışınını, enerjisini alarak ve o belli bir hareketler yaparak denize gitmesini onun yaşaması için gereklidir. Gerekli bir şeydir. Yani sen onu tutup da iyilik yapayım diye, merhametliyim diye bir şey yaparsan onun denize vardığı zaman daha çabuk yem olmasına, daha güçsüz kalmasına ve ölmesine sebep olabilirsin. Yani işte insanlar da şefkati, iyiliği her zaman iyilik yapmak olarak, işte hemen elimi atayım, hemen yardımcı olayım diye görürler. Hayır, öyle değildir arkadaşlar. Bazı yerde, biz mesela bazı yerde insanı görürüz, gerçekten ağlıyordur, gerçekten zorluk içindedir. Ama orada görünen bir tekamül süreci vardır. Acısının yaşanması gerekiyordur. O acı yaşanmadan bazı şeyler, bazı olgunluk açığa çıkmayacaktır. Sen orada tutup da ona iyilik yapayım diye belki onun tekamülünü yavaşlatmış olursun. Belki ona kötülük yapmış olursun demeyeyim ama daha iyidir belki onu kendi haline bırakmak. İşte bütün bunları görebilmek bile bir feraset ister. Yani bir açıklık ister arkadaşlar. O yüzden diyorum ki insan mesela sadece
gözlemlemeli. Niye böyle oluyor, niye şöyle oluyor, böyle yapması da gerekmiyor muydu, şöyle yapması lazım değil miydi filan diye insanları yargılamamalı. Öyle olur ki arkadaşlar, insan olgunluk sürecinde önünde hiç kimse kalmaz arkadaşlar. Yani hiçbir yardım edecek kimse kalmaz. Bütün herkes etrafından gider, tek başına kalır. Bütün dünya sanki çekilmiştir. Ya der ki, bu kadar eşim dostum vardı, bu kadar insanlar vardı. Ben bu kadar zor duruma düştüm, nerede bunlar der. Yani eğer birazcık gerçekten hamsa, daha olgunlaşmamışsa insanlara suç atmaya başlar. Nerede benim dostlarım, nerede benim arkadaşlarım, hani bunlar beni seviyorlardı der. Halbuki evren onların hepsini bir kenara çekmiştir. Hiçbir tanesi sana elini uzatamaz. Neden? Çünkü arkadaşlar bunu yaşamışsınızdır. Bu imtihanı sen tek başına vermek zorundasın. Sen bu süreci tek başına atlatmak zorundasın. Sen buradan bu acıları yaşayarak yana yana geçmek zorundasın. Yani acıdan kaçarak, acılardan kaçarak, ondan sonra yaşamış olduğumuz sıkıntılardan kaçarak olgunlaşamayız. Kendimizi onun içine atacağız. Acının içinde yanacağız. Acıdan geçeceğiz. Tamam mı? Tekamülümüz bunu gerektirir. Ama biz şunu yapayım, buradan atlatayım, böyle bir bir şey yapayım veya görmezden geleyim diyerekten bu acıları yok etmeye çalışırsak esasında kendi süremizi uzatırız. O acı bizden gitmez. Tekrar gelir, tekrar gelir, tekrar gelir, tekrar gelir. Küçük küçük rahatlamalar yaşarsınız belirli çalışmalarla ama tekrar gelir. Halbuki kendinizi kabule geçip kendinizi açarsanız, yani vuracaksan vur yani, ne olacaksa olsun derseniz, tamam mı arkadaşlar? O çok kolay bir şekilde, çok hafif bir şekilde atlatılır. Çünkü her oluşun mutlaka arkasında yatan mutlaka önemli şeyler vardır. Tekamülümüzle alakalı gerekli şeyler vardır. Bizim getirdiğimiz karmalarımızla alakalı, onların temizlenmesiyle alakalı çok önemli şeyler vardır. Tamam mı arkadaşlar? Yani o yüzden tutup da hastaysanız, tamam mı? Hastaysanız, ameliyat olacaksanız, kaçmanızın bir anlamı yok. Masaya yatacaksanız ne olacaksa olacak diyeceksiniz ve teslim olacaksınız doktora. Doktor sizi ameliyat edecek, o hastalığınızdan kurtaracak ve ömür boyu rahatlayacaksınız. Yani yoksa siz kaçarsanız doktorun elinden, yani özünüzün elinden, yani varoluşun size sunduğu o imtihandan kaçmaya kalkarsanız mutlaka o ağrılar, o sancılar size devam edecek, hiçbir zaman geçmeyecek. Çünkü sizin bir ameliyata girmeniz lazım. Bununla yüzleşmeniz lazım. Bir kere olsun bu acıyı çekmeniz lazım. Ondan sonra iyi ki diyeceksiniz, ameliyat olmuşum. İyi ki kendimi doktora teslim etmişim. İyi ki direnmemişim diyeceğiz yani. Tamam mı arkadaşlar? Bu sohbetler niye böyle geliyor ben de bilmiyorum. Böyle bir sohbet yapmaya tasarlamadım ama muhtemelen burada bunları duymaya ihtiyacı olan arkadaşlar vardır. Gönülleri açık olup bunları, yani gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlar vardır. Çünkü hep öyle oluyor. Yani tasarlamadan yapılan bütün sohbetlerde birilerinin soruları cevaplanıyor arkadaşlar. Bakalım birazcık. Burada kimler varmış? Seher Göksu. Evet, Hülya Alkan. Selamlar demiş. Muradiye Sancaklı. Evet arkadaşlar. Birazdan şeye geçeceğiz. Nefes çalışmasına, şifa çalışmasına. Seher dinlermiş. Bizi dinliyor her zaman. Allah razı olsun. Emel Doğan, iyi akşamlar, hayırlı geceler. Meryem Lale Öztürk yine dinliyormuş bizi. Sedef Balcı, herkese iyi akşamlar. Kadir gecenizi tebrik ederim. Evet arkadaşlar, Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi esasında gece bizim zihnimizdir. Karanlık bizim zihnimizdir. Tamam mı? Bizim zihnimiz özümüzün ışıklarını aydınlanmaya başladığı zaman, zihnimiz durulmaya başladığı zaman, zihnimiz sakinleşmeye başladığı zaman, zihnimiz kargaşadan kurtulduğu zaman, sorulardan, bir sürü saçma sapan dedikodulardan kurtulduğu zaman özün ışıklarıyla, işte arkadaşlar o bizim Kadir gecemizdir. Yani uyanmak esasında, insanın uyandığı gece, uyandığı gün onun zihnin karanlıklarından aydınlığa geçtiği gecedir arkadaşlar. Yani gecenin gündüze çevrildiği, gecenin nura döndüğü zamandır. Evet arkadaşlar. Kalp bilgeliğine ulaşmak lazım demiş. Kalp bilgeliği nedir? Kalp bilgeliği arkadaşlar, şimdi mesela bir insanın çok bilgisi vardır. Kitapları okumuştur. Çünkü bu kitaplar hep birilerinin tecrübeleridir. Birilerden alınan bilgilerdir falan filan. Bana hitap eder, öbürküne hitap eder ama etmez. Yani arkadaşlar
Bunları bilge olan, yani kalp bilgine ulaşan bir insan, karşısındaki kişinin gerçekten neye ihtiyacı varsa onu kendiliğinden açığa çıkarak sunar. Yani kendiliğinden onun ihtiyacı olan sunulur. Yani ona kitaptan şunu yapman lazım, bak kitapta böyle yazıyor diye vermez. Sadece o içinden gelen onun şifası sadece ona ait olarak verilir. Yani bu boşluktan doğar. Kafa tamamen boştur, huzur içindedir, dingindir. Bir kişi gelip de bir durum anlattığı zaman o anda kalbe doğan bir bilgeliktir. Yani özden doğan bir bilgidir bu. Hatta bu tamamen kitapların tersine saçma sapan bir şey bile olabilir. O anda onun için ne gerekiyorsa o olabilir. Mesela şimdi der ki para, işte çok dünyaya tapıyorsun. Çok dünyayı mesela istiyorsun. Dünyaya bu kadar bağlanma derler mesela. O kişi mesela tam tersini söyleyebilir. Der ki senin para kazanman lazım. Senin biraz dünyaya tutunman lazım. Sen dünyadan tamamen kopmuşsun. Sen işte kendini bir toparla, şu dünyaya bir sarıl demesi bile, yani bu kalp bilgeliğinden doğan bir şeydir. Ama başka birisi bunu duyduğu zaman ne der? Sen ne diyorsun? Ya bu çocuk zaten dünyadan çıkmaya çalışıyor. Sen bunu dünyaya bağlıyorsun. Hayır arkadaşlar. Onun dengelenmesi gerekir. Onun çakralarının dengelenmesi gerekir. Onun bazı şeyleri görmesi gerekir, yaşaması gerekir. Öyle ancak anlaması gerekir. Yoksa işte bunu kalp ilmine sahip olmayan insanlar bilmezler arkadaşlar. Bilmezler ve eleştirebilirler. Onların eleştirmeleri normaldir. Çünkü kalp ilmine sahip olmayan insanlar kitaplardaki bilgilere göre hareket eder. Onları kalıp olarak almıştır. O kalıplara göre de böyle der. Yani böyle yapılması lazım. O yanlış yapıyor der. Diyebilir. Çok normaldir. Evet arkadaşlar. Nermin Özkan hoş geldiniz. Neslihan Kara hoş geldiniz. Özlem Çakıcı hoş geldiniz. Dilek Telci. Şu fark etmeyi biz de bir yaşasaydık, bir uyansaydık demiş. Şimdi arkadaşlar biz uyanmayı beklemeyeceğiz. Ne dedik? Uyanmayı bekleme. Uyanık bilincinde olmaya devam et. Yani şimdi burada kendinde ol. Kendinde olarak hizmet et. Yani senin yapman gereken en güzel uyanma hazırlığı, en güzel uyanma hazırlığı arkadaşlar, bir uyanmış insanlarla beraber olmak, onların sözlerini dinlemek, onların sohbetlerini dinlemek. İkincisi kendinizde kalmak, uyanık bilincinizde kalmak. Üçüncüsü topraklanmaya ve arınmaya devam etmek. Yani geçmişimizde kafamızda takılan travmalar, bize yapılan durumlar, ağrımıza giden durumlar, onlarla yüzleşerek, onları kabullenerek, affederek, ondan sonra sevgiyle göndermek, tamam mı? Bunları arkadaşlar yapmak. Yani bizim yapacağımız uyanana kadar, yani ben uyanmayı değil, uyanmasak da kaliteli bir hayat, kaliteli bir güzel bir maneviyatı elde etmek, gerçekten içimizdeki kalıpları, yüzleşemediğimiz yanlarımızla yüzleşmek gerekir. Yani biz oturup da ben uyanınca her şey bitecek diye bir şey yok. Yani uyanan insanın da her şeyi bitmez. İlla ki bu ego az da olsa, çok da olsa herkeste vardır. Tabii ki uyanan insanların egosu daha azdır. Uyanmayan insanların daha güçlüdür. Ama hiç kimse arkadaşlar, ama hiç kimse sıfır egolu değildir. Tamam mı? Yani bunu aklınızdan çıkartın. Herkes mutlaka az da olsa, ölçüsü %10 da olsa, %5 de olsa, %2 de olsa bir egoya sahiptir. Kimisi %90'dır, kimisi %80'dir. Yani kalp yoğunluğu, maneviyatı çok azdır, egosu çok yüksektir. Bazısında maneviyatı çok yüksektir, egosu, yani bu tam ters orantılıdır. Maneviyatı yüksek olanın egosu küçük olur, maneviyatı düşük olanın egosu yüksek olur arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim, uyanan insanlar farkındalıklıdır, ego olduğunu hemen görür ve orada tutunmazlar, hemen oradan çıkarlar arkadaşlar. Ama uyanmayan insanlar egoya tutunurlar. Egonun peşinden koşarlar. Onunla özdeşleşirler. Ama uyanmış bir insan onu fark eder ve orada kalmaz. Ve ona hakim olacak güç vardır onda. Yani oraya yapmama, onu devam ettirmeme ve hem kendini geri çekme gücü vardır. Ama maneviyatı düşük olan insanların bunu güç yettiremezler. Buna güç yettiremezler. Ego geldiği zaman egoya, zihne kapılır giderler arkadaşlar. İşte o yüzden biz ne yapalım edelim, kendimizi arındıralım, maneviyatımızı güzelleştirelim, kendimizi temizleyelim, saf hale gelelim ki biz
ego veya zihin bizim üzerimizde baskı kurmasın. Biz ondan daha güçlü olalım yani. Yani biz egomuzu ve zihnimizi yöneten olalım. Yönetilen durumundan çıkalım. Nuran Ballı Ezgin, Sedef Balcı hoş geldiniz arkadaşlar. Ülfet Arı hoş geldiniz. Şule Şule çok doğru hocam demiş. Evet çok güzel. Emine Bulut Altun Kadir gecemiz mübarek olsun demiş. Evet arkadaşlar. Derya Can her şey kendini görmek için çünkü demiş. Hakikaten öyle yani. Ne yaşıyorsak karşımıza ne geliyorsa bizi bize gösteriyor. Yani bizim egomuzu gösteriyor, zihnimizin doluluğunu gösteriyor, kalıplarımızı gösteriyor, itirazlarımızı, kabulsüzlüğümüzü, sevgisizliğimizi, şefkatsizliğimizi, anlayışsızlığımızı. Yani arkadaşlar şu dünyada olan bir her şey bize aynalık yapıyor. Yani ne mesela birisi geliyor, tamam mı, size bir şey söylüyor. Hemen yani ona saldırmak istiyorsun, yani susturmak istiyorsun. Mesela ona şuradan yükselen bir enerjiyle karşı çıkmak istiyorsun. Yani işte o yüzden burada o kişinin esasında o sadece bir görüntü, yani sadece bir vizyon, yani sadece bir sahne. Niye girdi o senin sahnene? İşte seni sana göstermek için girdi arkadaşlar. Evet, Hanife Hırçın, Melahat Özçağlar Bezci, Sübhanallah, yaşamak her şey olması gerektiği gibi yerli yerince. Evet, aynen öyle. Allah bu gece uyananlardan eylesin. Amin inşallah. Ders alana kadar devam eder. Evet, ders alana kadar devam eder. İyi akşamlar demiş Hatice Demir. Sibel Şan Şenol. Melisa Sultan, bu durumu yaşadım ben. Kurtarıcı değilim, onu anladım. Evet arkadaşlar. Şöyle şöyle anlamayanı bir daha anlatırlar. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Aynen bugün bunları soruyordum demiş. Gülçin Sarıalioğlu. Bak bir kişinin böyle soruları varmış kafasında. Benim anlattıklarım ona cevap olmuş. İhtiyaca göre evet. Duymamız gerekiyormuş hocam demiş. Evet. Nuran Müksel andaki nur dinliyorsun değil mi? Evet. Özümden özüme vursa can üstadım benim demiş. Teşekkür ederim kardeşim benim. Derya Soykan selamlar. Neriman Sultanoğlu hoş geldiniz. Hocam çok sağ olun, sorularımıza cevap veriyorsunuz demiş. Evet. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Evet arkadaşlar, çok dokunduğunuz ihtiyacım var, teşekkürler. Evet arkadaşlar. Benim ihtiyacım vardı, tam isabet demiş. Hayırlı kandiller demiş Özlem Çakıcı. Hepimizin öyle olsun. Mevlana'dan hayat dersi. Evet arkadaşlar, Ayşe Özdağ'ın bugünkü yazınızda hep öz nurundan bahsettiniz. Benim adım da öz nur olduğu için acaba dedim bana yardımcı mıdır? Adınızın öz nur olmasında tabii tesadüf değil. O da özden. Pınar Önistan. Semra. Arkadaşlar bugün sohbete 5 dakika geç kaldım. Her yerden mesaj geliyor. Diyorlar ki hocam sohbet etmeyeceğiz. Hocam sohbet yok mu bugün? Hocam sohbet ne oldu filan. Ya 5 dakika müsaade edin. Yani ondan sonra hemen geldim zaten. Hatice Keskin. Hemen Deryan beni apar topar böyle bir toparladı. Tamam mı? Hiç yolumuza vardığımızda katkı olacak yol ya da rehberlerimizi nasıl seçebiliriz? Bu yolun ya da rehberlerin bizim için doğru yol ya da kişi olduğunu nasıl anlarız? Arkadaşlar, şimdi herkes farklı bir meşrebe, fıtrata, bir donanıma sahip. Herkesin farklı yıldızı var. Herkesin aldığı tesirler, doğum anında aldığı tesirler, yıldızından aldığı tesirler, bulunduğu saatteki aldığı enerjiler, etrafındaki enerjiler yani seni özel bir insan haline getiriyor. Sen yani her konuda sen özelsin. Senin gibi bir tane daha eşin benzerin yok. Ve senin sana kalben hoşuna giden, kalben sevdiğin, onayladığın, hoşuna giden ve kendini orada daha iyi hissettiğin neresi varsa oraya git arkadaşlar. Yani bu tasavvuf olmuş önemli değil, tarikat olmuş önemli değil.
Ondan sonra bir yoga olmuş önemli değil. Bir meditasyon okulu olmuş önemli değil. Yani veyahut da hiçbir yeri ben içim ısınmıyor. Hiçbir yere böyle tam böyle bir güvenim yok. İçimde böyle birisine hani gidip bir yoldan gitmek istemiyorum. Ben kendi içimde kalmak istiyorum diyen o da orada olsun arkadaşlar. O da kendi içinde kalsın. O da eğer gerekli olursa özü onu bir üstada yönlendirir. Ya da yönlendirmez kendi kendine uyanır. Yani ben mesela kendi kendime uyandım arkadaşlar. Beni hiç kimse gelip de bunları anlatmadı. Yani söyle uyanmak budur. Ben uyanmanın ne olduğunu dahi bilmiyordum. Ben uyandıktan sonra anlattığımda üstadlar beni uyandığımı söylediler. Çünkü benim dünyam tamamen bambaşka bir dünya haline gelmişti. Bütün putlarım yıkılmıştı. Ben artık geri dönülmez bir farklı bir yola girmiştim. Farklı bir dünyaya doğmuştum. Yani o yüzden yani illa yani birisi mi lazım uyanman için? Hayır. Birisi gerekmiyor illa ki. İşte birisi olmasa da ama olursa güzel mi? Tabii ki olursa daha faydalı olur. En azından sana neler yapman gerektiğini, uyanışa hazırlaman için kendini, yani neler yapman gerektiğini, en azından uyanışa hazırlamak derken yani arınmak, arındığın zaman uyansan da uyanmasan da zaten hayatın, dünyan daha güzel, daha huzurlu, daha mutlu bir hale gelir. Yani sen mesela düşünsen arkadaşım, içinde bir sürü çözemediğin sorunların var, bir sürü blokajların var, bir sürü insanlarla problemlerin var. Sana diyor ki o kişi, üstad veyahut da ne bileyim, enerji uzmanı veyahut da ne bileyim, bir yerdeki hoca, şeyh, ya diyor ki kendinle yüzleş diyor, git onları affet diyor, yani nefisini, egoyu bırak, zihnini bırak diyor. Sen bunları arkadaşım yaptığın zaman daha huzurlu bir hayata girmeyecek misin? Tabii ki girersin. Bunu daha huzurlu bir hayat yaşamak için, eskisinden daha huzurlu bir hayat yaşamak için uyanmayı beklemeye gerek var mı? Sen ne yaparsan, nasıl bir çalışma yaparsan, nasıl kendinde arınma yaparsan o kadar daha huzurlu bir hayata girersin arkadaşım. O yüzden nerede bir arınma programı varsa, nerede bir temizlenmeyi hissediyorsan, neyi yaptığın zaman sana fayda vereceğini düşünüyorsan, neyi yaptığın zaman sana iyi geleceğini düşünüyorsan onları yap. Çünkü bunları belki senin altyapını hazırlıyor. Belki bunlar senin uyanışını hazırlıyor. Ben mesela diyorum ki ben birdenbire uyandım diyorum. Ama ben o uyanmadan önce mesela çok Allah'a aşık bir insandım. Allah'tan başka hiçbir şey istemiyordum. Başka bir şey düşünmüyordum. Bütün kafam, aklım, fikrim Allah'ın aşkıyla doluydu. Yani ben mesela geçmişimde yaşamış olduğum o ibadetler, yapmış olduğum zikirler, okumuş olduğum Kur'anlar mesela veyahut da ne bileyim insanlara yapmış olduğum iyilikler beni hazırladı, benim uyanmama sebep oldu ki kesin öyledir. Hani Osho mesela diyor ki uyandığım zaman diyor bir kahkaha attım, bütün bu yaptıklarımın bir saçmalık olduğunu anladım diyor. Halbuki orada tabii ki yanlış söylüyor. Neden? Eğer sen onları yapmasaydın, eğer o tecrübeleri yaşamasaydın zaten uyanamayacaktın. Zaten uyanış nedir onu bile bilmeyecektin. Zaten uyandığın zaman onun tadını alamayacaktın. Bunların arkadaşlar yani yapmış olduklarımın uyandıktan sonra hiçbir anlamı kalmıyor ama yapmış olduklarım geçmişimden bu zamana kadar bütün acılarım, bütün sıkıntılarım, bütün hayat bir tekamül dedim ya işte bu beni uyanış da tekamülde bir süreç. Yani geliyorum aşağıdan yukarı bir yere geldim. Orası da işte tekamülden uyanarak geçeceğim bir süreç. Halbuki orada uyanarak geçtiğim zaman benim tekamül sürecim bitmiyor arkadaşlar. Yani biter mi? Sonsuza kadar boyutlar var. Yani sen hizmet edersin. Bazı belki uyandıktan sonra açığa çıkar bazı görmen gereken, alman gereken, kırman gereken kalıplar. Ama uyandıktan sonra daha kolay oluyor. Yani itirazsız daha kolay kabul oluyor. Onu da söyleyeyim. Yani hiç kimse uyandığı zaman aa işte uyandı artık tamamen hiçbir şey kalmadı diye bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Tabii ki çok büyük bir güzel bir hale geliyor. Yani o güzel bir hale gelmek için de zaten önceden insanın belli bir olgunluğa erişmesi lazım. Belli bir şeyler görmesi lazım. Hani Osho'nun mesela dediği gibi 8 saat meditasyon yapıyordum. Bir günde bir kere yemek yiyordum. İşte şu kadar yürüyüş yapıyordum falan filan. Yani bunları demek ki yapması onun uyanış zeminini hazırlamış arkadaşlar. Her ne kadar Osho kahkaha attım bunların hepsi gülünç. Yani gereksiz şeylermiş dese de siz onun cehaletine verin arkadaşlar. Leyla Ünal. Hoş geldiniz. Gülçin Kaya. Tekamül için illaki acılardan geçmeli miyiz? Güzel şeylere tekamül edemez miyiz? Şimdi arkadaşlar
bizim hayatımızda acılar oluyor. Niye oluyor arkadaşlar? Biz alt şeyden, boyuttan üst boyuta geçerken bir şeylere tutunduruyor bizi. Yani özümüz bilerek tutunuyor, bilerek ego yapılıyor, bilerek zihin oluşuyor. Yani sen mesela doğdun, bir bebeksin. Daha senin hiçbir şeyden haberin yok. Çevrenden sana bilgiler veriliyor. Sen şu takımdansın, sen şu partidensin, sen şu dindensin. İşte sana bir sürü kimlikler oluşturuluyor mu? Oluşturuluyor. Sen o kimliklerden dolayı acılar çekiyor musun? Sıkıntılara maruz kalıyor musun? Kalıyorsun. Ondan sonra bir takım sıkıntılardan zaten öyle veya böyle geçiyorsun. Ve bunlara gerçekten seni bunlar daha olgunlaştırıyor. Bu ne kadar çabuk kabul edersen, ne kadar çabuk itirazı bırakırsan, ne kadar çabuk eyvallah demeyi bilirsen, ne kadar çok teslim olmayı çabuk yaparsan acılar o kadar çabuk biter arkadaşlar. Acılar neden oluyor en çok? İşte bu kalıplarımıza, inançlarımıza, hayatın bize getirdiklerine dirençten, direnç. Direniyoruz. Hayır istemiyorum. Ben böyle bir eş istemem. Ben böyle bir ev istemem. Ben böyle bir arkadaş istemem. Ben böyle bir yol istemem. Ben yani hep isteme, itiraz, itiraz, itiraz. Savaş, devamlı savaş, devamlı savaş. Hayata teslimiyet yok, kabul yok. Ondan sonra ne olacak? Tabii ki acı olacak, tabii ki ızdırap olacak. Tabii ki kendini bulman için bir takım sıkıntılar yaşayacaksın. Ama ne zaman ki bir yere geliyorsun ve diyorsun ki arkadaş bu kadar çabaladım, bu kadar savaştım. Ne oldu sonuçta? Bu savaşın sonu yok. En sonunda bırakayım, yelkenleri indireyim, teslim olayım Rabbime, her şeyi ona bırakayım. Ondan sonra insan yavaş yavaş sorunları çözülüyor. Kendisinin istediğinden daha güzel bir şekilde evren ona hizmet etmeye başlıyor. Ve uyanış da o şekilde geliyor çoğu zaman. Evet arkadaşlar. Filiz Şaşmaz, Merdiye Sancaklı, hoş geldiniz. Kenan Gürdal, Tuğba Saygı, hoş geldiniz. Sultan Çetin, herkese selam söylemiş. Sibel Erkamoğlu. Evet arkadaşlar, isterseniz topraklanmak nedir, nasıl yapabiliriz ve neden topraklanmamız gerekiyor? Arkadaşlar, vücudumuzda enerjiler birikiyor. Tamam, yediklerimizden, içimizdeki itirazlardan, streslerden, çevremizdeki insanların negatif enerjilerinden vücudumuzda, auralımızda yani enerjiler birikiyor arkadaşlar. Bunu banyo yaparak olabilir, ayaklarımızı topraklara basarak olabilir. Tamam mı? Ellerimizi şöyle toprağa böyle basarak, ayaklarımızı toprağa basarak olabilir. En azından hiçbir şey olmasa gözümüzü kapatıp topraklandığımızı, ayaklarımızın toprağa bastığını ve vücudumuzdaki enerjinin bütün ayaklarımızdan, başımızdan aşağı kadar geçip toprağa böyle girdiğini, geçtiğini hayal bile etmek, bu şekilde imgelemek bile topraklanmaktır. Ama esas olan gidip ayaklarımızı, çıplak ayaklarımızı toprağa, kuma veya çimenlere basarak yürümektir arkadaşlar. Çok kısa bile olsa, yani böyle bir 5 dakika bile olsa bunu yapmak arkadaşlar bize iyi gelir. Stresimizi, enerjimizi, vücudumuzdaki elektriği atar yani. Bizi rahatlatır. Evet arkadaşlar. Hülya Alkan şifa çalışmasını kaçırmadın. Evet, Ceyhun Zerbeliyev ne demiş? Bunları duymaya o kadar ihtiyacım vardı ki Allah sizden razı olsun abi. Çok yola başvurdum. Çok yolu denedim. Neredeyse kimseyi dinleyemez oldum. Ama siz o kadar güzel ve içten anlatıyorsunuz ki nereye gitti? Saflık çok önemli. Paylaşımınızda uyanmak saflık ister demiştiniz. Saflık ne anlamda yazmıştınız? Açar mısınız? İkinci sorum, uyanış yolunda olanlar maneviyat sohbetlerinden diğer sohbetleri dinleyemez olurlar. Bir nevi yalnız olurlar. Aile bile anlayamaz olabilir. Bu konuda fikirlerinizi bildirir misiniz? Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, saflık nedir? Saflık kalıplarla bakmamaktır. Gönülden bakmaktır. Şefkatle, sevgiyle,
gerçekten tarafsız olarak, yön tutmadan, yani gerçekten bir Rahman boyutunda bakmaktır. Yani herkese gönül açarak, herkese iyilik yaparak, herkese güzel bakarak. Mesela şimdi bir yağmur yağdığı zaman, işte ben şu kötü şuraya yağmayayım, şu insanın üzerine yağmayayım, şu insan iyi onun üzerine yağayım veyahut da ne bileyim, bir güneş açtığı zaman ben şu insanı aydınlatayım, şu insanı aydınlatmayayım diye seçmiyor. Ne yapıyor? Işığını herkese saçıyor. Işığını herkese veriyor. İşte arkadaşlar, saf olan insan gerçekten kalıplarını bırakmış insandır. İnançlarını bırakmış insandır. Gerçekten herkesi canında can bilen, kendisinin bir hücresi gibi gören, hepsini sevgiyle kucaklayan insandır. Ve gerçekten kötü bir niyeti olmayan, kafasında menfaat düşünceleri olmayan, gerçekten kalbinin temizliği, kendi özelliği. Yani ne dedim? Özün özelliğidir sevgiyle hizmet etmek. Yani öz ihtiyacı mı vardır hizmet etmeye? İhtiyacı olduğu için değil arkadaşlar. Özün özelliğidir hizmet, sevgiyle hizmet etmek. Evrene ışık olmak, insanlara yardımcı olmak, insanların elini tutmak özün özelliğidir arkadaşlar. İşte saflık budur arkadaşlar. İkincisi, arkadaşlar, uyanma sürecine giren bir insan artık uyanmamış insanların sohbetlerini dinleyemez. Yani daha doğrusu dinlese de sarmaz, hoşuna gitmez. Yani onu artık yani etkilemez, yani boş gelir. Kalıplardan yazılmış yazılar, kalıplarla edinmiş sohbetler, ne bileyim uyanmamış insanların sohbeti. Mesela birisi farkındalıktan bile bahsetse, hiçlikten falan bile bahsetse, o uyanma sürecine giren insanın kalbi onu alır ve der ki yok ben buradan alamıyorum der yani. Benim içime hitap etmiyor. Aynı şeyleri anlatıyor ama bana vermiyor der. Yani alamıyorum. Niye alamıyor? Çünkü özden öze akış, uyanmış bir insan ancak senin özüne hitap eder. Belli bir yerden sonra. Yani burada yanlış anlamayın. Beni dinleyin, şunu dinleyin, bunu dinleyin demiyorum. Bu doğal olan bir süreçtir. Uyanma sürecine giren bir insan, uyanmış bir insanın sözlerinden başka, onların yazılarından başka hiçbir şeyden tatmin olamaz hale gelir. Bu gerçekten herkesin başına gelir. Bu insanlar, uyanmış insanlardan sohbetlerini dinler, özden öze akış olur, özden öze açılımlar olur. Ve kardeşler, bu insanların uyanması, farkındalığının yükselmesi, inanın yani belki 30 sene zikir çekse bir insan, bu insanın bir senede almış olduğu güzelliği alamaz. O farkındalığı, o bilinç düzeyini alamaz. Çünkü özden öze müthiş güzel bir akım olur. İşte arkadaşlar, o zaman ne olur? İnsanlar, uyanmış insanlara sevgisi artar. Onları dinlemek ister, onların yazılarını okumak ister. Onlarla vakit geçirmek ister. Onlarla olduğu zaman içinde bir huzur ve tatmin oluşur. Yani kendiliğinden olur. Sonra belli bir zaman sonra tamamen uyanırsa hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Yani ki onlara da ihtiyaç duymaz. Artık kendi bilinci, kendi huzuru ona yeter arkadaşlar. Füsun Çiltaşlı, hoş geldiniz. Ceyda Bingöl, hoş geldiniz. Her zaman böyle mi? Ne her zaman böyle mi? Yani uyanmış insanların sohbetini dinleme isteği, bu uyanma yoluna girenlerde hemen hemen, hemen hemen hep böyledir. Çünkü mesela ben de uyandığım zaman, o atmosferin içine girdiğim zaman artık bana yani kitaplar, insanlar, hiçbir şey bana, ama ben yani şunu söyleyeyim, uyanma sürecinde olan insanlar çok dinlemek istiyorlar ama uyandıktan sonra onları bile artık dinleyemez hale geliyorlar. Tamamen uyanan insan artık kimseyi dinlemese de şey yapıyor, sadece muhabbetten dinleyebilir, bir ihtiyaçtan değil de hani ben bundan tamamlanayım, benim maneviyatımı yükselsin veya benim uyanışımı sebep olsun diye değil de, o kişiyi mesela dinliyorsa muhabbetinden, ona sevgisinden, bütünlük bilincinden dinler yani. Ne demişler ya canım? Kalbinizden geçen bütün dualarınız, dilekleriniz kabul olsun demiş bu gece. Amin. Hocam eviniz caminin bitişi yok ya. Camiye yakın değil. Biz yüksekte oturduğumuz için biraz ses dalgalanarak geliyor. Mert Melek, hoş geldiniz. Melek Mert, hoş geldiniz. Mehtap Enengin, Yüksel Balıkçı, hoş geldiniz. İnci Yamakoğlu ablamız, hoş geldiniz. Tuğba Saygılı, evet arkadaşlar. Bugün biraz Kadir Gecesi olduğu için
biraz daha sohbet etmek içimden geldi. Hemen çalışmaya geçmedim. Daha iyi olduğumu bilmiyorum ama kandiliniz kutlu olsun demiş. Zaten siz şimdi gidip de bir cami sohbetini, bir vaaz dinleyemezsiniz arkadaşlar. Yani açıp da bir vaaz dinleyemezsiniz. Kesinlikle biliyorum. Yani size bu sohbetler iyi gelir artık. Şifa çalışmasına geçsek hocam demiş. Geçeceğiz inşallah, az kaldı. İyilik yaptığımızdan kötülük görüyoruz. Bazen bu yolda bizim aynımız, karşılık beklemeden yapmamız iyilik. Yani arkadaşlar, iyilik yapıyorsun, kötülük görüyorsun. İyilik yapıyorsun, sana darbe geliyor. Şimdi burada iki tane seçeneğin var. Ya iyilik yapmayı bırakacaksın ya da kabulleneceksin. Yani sana kötülük yapıyor, ben iyilik yapıyorum, ne yapayım? Benim fıtratım iyilik yapmak, senin fıtratın da kötülük yapmak. Ben kendi fıtratımı icra ediyorum, sen de kendininkini icra ediyorsun. Ama yani iyilik yapmak zorunda değiliz. Yani kendinizi birilerine iyilik yapmak zorunda hissetmeyin. İçinizden giriyorsa yapın, içinizden geldiği kadar yapın. Tamam mı arkadaşlar? Yoksa kendinizi böyle bir sorumlulukta hissederseniz, o zaman bu sizde ego oluşturur. Bu her şey gönülden olmalı, kalpten olmalı. Hani ne diyorum? Özün özelliği olarak insan sevgiyle hizmet eder. Yani bunu sevgiyle özelliği olarak hizmet eder. Yani zoraki yapmam lazım, yapmazsam olmaz, bu benim görevim falan diye yapmaz. Kendiliğinden olur yani, kendiliğinden açığa çıkar arkadaşlar. Şu anda ülkemizde yokluk içinde olan insanlara uzatılan ellere cevabınız nasıldır? Onlara elleri uzatan insanların ellerini öpüyoruz arkadaşlar. Yoksulluk içinde insanlara kim elini uzatıyorsa, kim onlara iyilik yapıyorsa ellerini ayaklarını öpüyoruz arkadaşlar. Deryem diyor ki, vakit geldiği zaman diyor gömleğini giyiyordu diyor. Ben de düğmeden ilik diyordum. Şöyle şöyle ben panik oldum valla siz gecikince. Yok, bir şey olmaz. Evet, çok alıştık ama size. Arkadaşlar böyle 21 gün zaten şimdi kendimi size esir ettim. Şifa çalışması yaptıracağıma söz verdim. Yani öyle veya böyle yapacağız yani. Zaten ben de bunu yaparken bir sorumluluk olarak değil, gönülden yapıyorum. Bak Derya, bu senin sorumluluğunda olsun demiş şöyle şöyle. Salih Can'ı demiş, vaktinde hemen hazırla, haber et demiş. Gecenin nuru hepimizin üzerine olsun demiş Meral Karaca. Teşekkürler. Evet, siz meditasyon yaparken gözünüzü kapattığınızda neler yaşıyorsunuz? Teşekkürler. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bir şey yaşamayı seçmiyorum. Yani bir şey yaşamayı, bir şeyler oluşturmayı, bir şeyler görmeyi seçmiyorum. Yani istersem yani bir şeylerin yani başka boyutlara doğru yükseltebilirim kendimi ama kendi huzur alanımda kalmak benim için yani en güzel alandır. Kendi huzur alanım, kendi farkındalık alanımda kalmak en güzel alandır. Bunun tadını alan, bunun lezzetini, bunun farkındalığına varan başka bir şeyleri izlemeyi, seyretmeyi, başka bir boyutlara gidip başka oralarda neler var diye merak etmeyi yapmaz arkadaşlar. Yani yapanlar da olursa bir şey diyemeyiz yani. Çünkü o daha kendi içindeki güzelliği fark edememiştir daha. Hala vitrinlerle uğraşıyordur yani vitrinlere meraklıdır. Ama hani siz gözünüzü kapattınız, kendinizdesiniz ama birden bir vizyon açıldı. Bir şeyler seyretmek durumunda kaldınız. Yani bunlar hiç önemli değil arkadaşlar. Bunlara hiç gönül vermeyin. Hiç aa şöyle oldu, ben şöyle oldum, şöyle şeyler gördüm. Hiç önemli değil bunlar. Bunlar yani sizin kendi güzelliğinizin yanında, sizin kendi özünüzün o huzur alanının yanında hepsi fasafiso yani arkadaşlar. Tamam mı? Umut Dizmen. Hoş geldiniz. Semra Esal. Recai Sakar. Evren Meşgul, uyanış sürecinizi anlatır mısınız? Anlattım arkadaşlar daha önceden. Her gün onu anlatmak, yani eski videolarıma bakarsanız oradaki uyanış sürecimin neler yaşadığımı anlatmışımdır. Yani herkes zaten, yani benim uyanış sürecim çok önemli değil ki. Herkes farklı farklı uyanıyor. Ben öyle uyanmışım, sen farklı uyanırsın. Yani insan tuvalette bile uyanabilir. Uyanışın bir vakti vardır. O kendi, yani öz kendini açığa çıkartacağı zamanı bilir. Ne zaman çıkartacağını sen hesap edemezsin. Ben şu gün uyanırım, şu gün uyanmak istiyorum, şu zamanlar uyanmak istiyorum falan diye bir hesap yapamazsın. Yani uyanışın bir vakti, saati, bir zamanı falan yoktur. Bir atmosferi yoktur.
çok böyle mübarek bir günde uyanamazsın da mesela Kadir gecesinde uyanamazsın da sıradan bir gün otobüste giderken birden bir hayat durur, bütün zihin durur, bütün evren açılır yani bir anda. Yani siz o anda mesela bütün insanları nur olarak görürsünüz, öz olarak görürsünüz. İnsanları göremezsiniz, insanların kimliklerini göremezsiniz. Yani o anda her şey biter, her şey açılır. Bir anda olan bir şey bu. Yani bu sizin hesabınızda olacak bir şey değil. Yani bir de çok böyle uyanmayı isteyen insanlar da yani bu isteklerinden dolayı çok beklentiye girerler ve uyanışını geciktirirler. Ben ne dedim? Uyanışı beklemek yerine kendinde olarak, farkındalıklı olarak yapman gerekenleri yap. Kendini arındır, temizle. Yani ne kadar kendini arındırırsan, ne kadar güzel enerjiyle dolarsan daha kaliteli bir hayat yaşarsın arkadaşlar. Daha bolluk bereket içinde, daha huzur içinde, daha sevgi dolu bir hayat yaşarsın. Yetmez mi? Yeter. Şükürler olsun. Sevgi ay doğdu. Kök çakra için topraklanma lazım. Nasıl topraklanacağımızı anlatır mısınız? İşte demin anlattım arkadaşlar. Gözünüzü kapatırsınız. Hayal edersiniz. Vücudunuzun yukarısından böyle bir enerjinin girdiğini, bütün vücudunuzdan temizleyerek çıktığını ve toprağa karıştığını hayal edersiniz arkadaşlar. Uyanmaya çalışan, arayışta olan kadınlar ama uyanan hep adamlar. Neden acaba? Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Uyanan kadınlar daha az oluyor. Uyanan erkekler daha fazla oluyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü kadınların şu dünyadaki görevleri gerçekten daha ciddi yani. Yani mesela şöyle, onların çocukları var, çevresi var, kocası var. Yani onlarda bir şefkat, onlarda bir sevgi yoğunluğu var. Yani duygusallık var. Yani bu duygusallık çok önemli. Yani bunlar evrendeki hizmetleri, yani bir uyanmış bir insan kadar evrene hizmetleri var yani kadınların. Tamam mı arkadaşlar? Yani sadece ailesi olarak düşünmeyin. Orada bir çocuğu yetiştirmesi demek bir aile, bir insanlığa ışık demek. Yani mesela bir kadını düşünün, uyandığını düşünün. Bütün dünyadan elinden etini çektiğini düşünün. Bu kocası mahrum kalacak, çocuğu mahrum kalacak. Yani bir takım onun eline bakanlar, ona hizmet edenler yani zor durumda kalacak. Kadın robot gibi olacak ilk başta. Ne oluyor falan olacak. Yani işte o yüzden kadının şeyi, konumu, dünyadaki konumu genelde çok duygusal olması, insanların ona hizmet etmesi, hizmetine ihtiyacı olması ve onun evrene vermiş olduğu enerjiden dolayı bazı kadınlar onu eleyip, eleğini asmadan kolay kolay uyanamıyorlar arkadaşlar. Ben kendimi burada daha iyi hissediyorum Can Hocam, Hatice Keskin. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Hani mesela bir kadın uyanmak istiyor da çoluğu çocuğu var, evi işte. Arkadaşlar bu insan uyanmak için hizmetini uyanmak için yapmasın. Huzuru için, kendi mutluluğu için, kendi dünyasını kaliteli bir dünya yaşamak için, etrafındakilere de ışık olmak için, kendisinin huzuru için, kendisini sevmesi için, kendisini affetmesi için, çevresindeki insanlara ışık olması için yapsın bunları. Uyanması şart değil. Zaten bunları yapan insan zaten uyanmıştır. Bilinci uyanmıştır o insanın. İlla böyle birden bir patlama olup uyanmak şart değil. Yavaş yavaş uyanış sürecine gider. Yavaş yavaş adım adım merdiven merdiven gider. Ve daha sağlam gider, daha güzel gider. Yani anlaya anlaya gider. Bir de bakarsınız belli bir zaman sonra pat diye bir açılım olmuş. Hemen açılmıştır. Yeter ki de yapmaya korktuğumuz bir şeyi yapmamız bize hayır getirir mi? Yoksa korktuğumuz şeyden uzak mı durmalıyız? Şimdi yapmaya korktuğumuz bir şey arkadaşlar belki bizim kendimizi korumamız adına, tamam mı arkadaşlar? Gerçekten zarar görmemiz adına içgüdüsel olarak bizim benliğimizin vermiş olduğu bir tepki olabilir. Şimdi bunu çok iyi tartmak lazım. Hepsi aynı olmaz. Yani bazı şeyden korkarız. Yani hakikaten orada bir zarar vardır. Hakikaten onu yapmanın bize dünya ve manevi olarak zararı dokunabilir. O yüzden böyle bir korku doğal olarak gelebilir. Yani bu içten gelen bir korku. Bazen de yersiz bir korku olabilir. Zihinsel bir korku olabilir. Yani bu korkuyu da aşmak gerekir o zaman. Yani bu korkuyla yüzleşmek gerekir. Ama dediğim gibi her korku
zararlı değildir. Bazı korkular bizi korumak içindir. Bizi dünyanın ve maneviyatın zararlarından korumak için. Mesela şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela birisi merak etti. Dedi ki işte 50 bin tane şu zikri çekersen kalp gözün açılacak, manevi şeyler göreceksin denildi. Tamam mı? Ama bunun arkasında bir zarar da görme ihtimalim var. Mesela hani kafan kaldırmayabilir, maneviyatın kaldırmayabilir, kafayı oynatabilirsin. Burada bir şey var. Sen bunu oturdun, tam çekerken şurada içinde böyle bir titreme ve korku, endişe oluştu. Tamam mı arkadaşlar? İlla ben bunu yapacağım. Bu bir işarettir. Gidip illa bunu yapacağım diye kendinizi ısrar etmeyin. Zaten eğer herhangi bir şey yapılacaksa, gerçekten yapılması sizin hayatınızda şeyse, o içinizdeki cesaret o korkuyu yener. İçinizdeki o atılım, o heves, o içinizdeki istek o korkuyu yener. Ama gerçekten o korku şiddetli bir şekilde girip de siz onunla savaşmayın. Sadece olması gerektiği zamana bırakın. Demek ki şimdi zamanı değildir. Mesela hatta şöyle söyleyeyim. Bazen ayın durumundan, yıldızların durumundan, gezegenlerin durumundan bile bazı şeyleri o anda yapmamak gerekir. O anda yapıldığı zaman belki ters etkiye sebep olur. İşte o yüzden orada, oraya da eğer sizin içiniz ona dur diyorsa, yapma diyorsa biraz iç sesinizi dinleyin arkadaşlar. Tamam mı? Mesela diyelim ki bir dönem geçer. Bir yıldızların yönü değişir. Bir ayın, gezegenlerin yönü değişir. Yani bir evrende bir enerjisel bir dönüşüm oluşur. O zaman kendini hazır hissedersin. O zaman korkuyordum. Ama şu anda o korkum kalmadı. Şu anda içim gerçekten huzurlu. Bunu yapacak güç ve enerjiyi kendimde hissedebiliyorum dersin. Ve o zaman kolaylıkla bunu yaparsın. Yani yeter ki kardeşim. Yani demek istediğim biraz çok içinde korku varsa akışa bırak, yapma ve döngü olsun. Şöyle biraz zaman geçsin. Bak içine. Belki onu yapmaya gerek duymayacaksın. Ya da daha ileride belli bir zaman sonra onu yapmaya cesaret bulacaksın. Anlatabildim mi? O yüzden korku olduğu zaman biraz akışa bırakalım. Yani birazcık zamana bırakalım. Şu döngünün bir geçmesine sebep olalım. Mesela bazı burçlar vardır. Mesela der ki, mesela diyelim ki ayın 20'sinden sonra, mesela ayın 15'inde, yani Arabi ayın 15'inden sonrasında büyük bir sıkıntıya, büyük bir karanlık bir bölgeye giriyordur mesela Akrep Burcu. Sen o anda hiçbir iş yapma denir. Sen bunu bilmezsin belki. Sen o anda bir şey yapmaya kalkarsın. İçinden sana der ki bir ses, yapma, dur, bekle. Zamanı değil. Şu anda açılım yok. Şu anda senin yapacağın işi açılmaz. Senin işin ters gider. Sonradan başın ağrır. Sana bunu söyler yani esasında iç sesin. Halbuki o iç sesin yıldızlarla bağlantılıdır. Ondan sonra sen onu dinle biraz. Ondan sonra belli o döngü biter, 15 gün sonra bir bakarsın mesela içinde bir açılım olur. Cesaret gelir, aşk gelir, heyecan gelir, şevk gelir. O zaman yaparsın ve sıkıntıda yaşamazsın. İçimizi, bedenimizi dinlemeyi öğrenelim arkadaşlar. Aleverata başlamadı demiş. Necdet Paylan, Mehtap Enengin, Filiz İnce, çok işten ve doğalsınız. Teşekkür ederim. Hepiniz öyleyiz, öyleyiz, hepimiz güzeliz. Hiç böyle düşünmemiştim. Siz çok yaşayın demiş. Füsun Çetin Kahya, hoş geldiniz. Dikey Limit, insan kendini nasıl gözlemler? Sen zaten şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi ben kendim asıl olanım. Yani asıl olan şu zihnim değil. Zihnimde mesela bir sürü düşünce geçiyor. Mesela diyor ki benim hakkımda konuşuyorlar, beni sevmiyorlar. İşte ben aslında iyi bir insanım. Şöyle dedim. Mesela bir sürü konuşuyor burada. Mesela sen bakıyorsun, bu konuşanı fark ediyorsun, konuştuğunu fark ediyorsun. Esasında konuşan sen değilsin. Diyorsun ki bak, fark ettiğin anda o konuşan susuyor. Devam etmiyor. Ama sen ne zaman ki kendini unutuyorsun, o konuşmaya başlıyor. Bir fark ediyorsun, bak yine benim zihnim konuşmaya başladı dediği anda zihin kesiliyor. Yani bir, zihni gözlemlemek var. İki, insanları gözlemlemek var. Yani yargısızca, yani gözlemcinin gözüyle. Yani böyle zihinden değil.
Ha, şu işte insan iyi insana benzemiyor, şu kötü bir insana benziyor değil. Özden bakış. Yani içten bakış, şu zihinden değil. Gönülden bakış, sevgiyle bakış. Hepsini senin bir parçan görmen, hepsini özden görmen, hepsinin nur olduğunu görmen, içinde Allah'ın nuru olduğunu görmen işte özden bakış arkadaşlar. Böyle gözlemci. Gözlemci olduğun zaman yargılamazsınız. Gözlemci olduğun zaman sorgulamazsınız. Gözlemci olduğun zaman suçlamazsınız. Ama zihinde olduğunuz zaman yargılarsınız, suçlarsınız. Tamam mı? O yüzden gözlemci bu şekildedir. Semra Sultan hoş geldiniz. Safiye İmamoğlu. Yeni gelebildim. Neler kaçırdım? Videoyu yüklediğimiz zaman dinlersiniz. Çok şeyler kaçırdın. Tuğba Saygı. Her başarılı erkeğin aksine bir kadın vardır. Sözü buradan gidiyor. Belki dinler miyim demiş. Evet arkadaşlar. Serap Camdanlı hoş geldiniz. Hatice Fırat. Hocam şifalanmaya ne zaman? Aslında derdi şifalanmak. Evet arkadaşlar. En iyisi biz buraya geçelim. Bizim sohbetimiz uzadıkça uzar. Nefes çalışmasını yapalım. Şifalanmayı da geçelim. Çok geç olmuş diyor ya. Millet sabaha kadar ibadet ediyor. 23-20 daha. Allah Allah. Giriş şaşmaz. Boş konuşmalar çok sıkıyor. Doğru söylüyor. Merhaba. Çok teşekkürler. Şükran Doğan merhaba. Sohbet çok iyi geldi hocam demiş. Şöyle şöyle. Evet. Derya Soykan Meral. Aynur Aksoy. Serap Camdanlı. Kızgınlıklarımız bazı kişilere. Bu bizden mi yoksa onun tekamülü mü? Arkadaşlar biz şimdi kızabiliriz. Biz de insanız yani. Yani mesela bizim orada mesela bir insan var. Çok yanlış işler yapıyor. Yani şu sisteme zarar veriyor. Birliğe bütününe zarar veriyor. Yani o an kızabiliriz ama devam etmemesi lazım. Sürüp gitmemesi lazım. Tutunmamamız lazım. Duygulara, ondan sonra öfkeye, sinirlenmeye, egoya, zihne tutunmamamız lazım. O geçici olarak olabilir. Yani geldi. Bırak yani geldi. Tamam. Kızdın. Bitti. Yani devam etme. Orada kalsın. Orada dozunda bırak. Tadında bırak yani. Sohbet çok güzel diyormuş. Duygu Şibin. Sohbet çok iyi oldu. Can hocam sabaha kadar konuşsanız dinlerim. Evet, Sevinç Emanet'te kesinlikle demiş. Filiz Şaşman çok iyi şaşmaz. Çok iyi geldi bu sohbet. Evet, bu sohbet ne bileyim belki de bu Kadir Gecesi'nin bereketi midir nedir? Güzel akıyor arkadaşlar. Şifayı bekleyen arkadaşlar da beklesinler. Ne yapalım? Hiçbir dini kitapları okuyamıyorum. Biraz okuyunca bırakıyorum ve bir daha alamıyorum elime. Çok istediğim halde okuyamıyorum hocam. Bir nedeni olabilir mi? Zorlamamak mı gerekir? İşte arkadaşlar okuyamıyorsan, artık seni sarmıyorsa, içine hitap etmiyorsa demek ki sen artık uyanış sürecine girdin. Sen artık kalıplarından, inançlarından, bildiklerinden sıyrılman gerekiyor. Boşalman gerekiyor. Artık yeni bilincin, senin yeni bilincin gelmesi gerekiyor. Yani evrensel bilincin, Allah'ın nurunun, öz nurunun artık senin içini donatması gerekiyor. Sen dolu bir kaba hiçbir şey koyamazsın. Önce kabını boşaltacaksın tamamen. Hiçbir şey bırakmayacaksın. Hatta yani o üstad bunu dedi, bu üstad şunu dedi, şunu söyle, yapsam bunu. Hepsini bırakacaksın. Kendini açacaksın arkadaş. Kendini açacaksın. Kendini evrene açacaksın. Niyetini kuracaksın. Ama niyetini kuracaksın, ısrarla orada durmayacaksın. Kurup niyetini bırakacaksın. Ben diyeceksin, kendi hakikatime uyanmaya, özümün uyanmasına niyet ettim diyeceksin. Tamam mı? Ben diyeceksin, kendimi fark etmeye, hakikatimi fark etmeye niyet ettim diyeceksin. Bu kadar. Bunu bırakacaksın ondan sonra. Sana gerekli her şey öğretmenlik yapmaya başlayacak. Medine Kuş çok şükür gönlü güzel insan demiş. Hepimiz güzeliz. Leyla Öcal, şifa çalışmasını özet geçmişsiniz. Ben yeni katıldım. Bundan sonra beraber devam ederiz. Şu an huzurdayım demiş Emine Bulut. Ne güzel. Her ne yapıyorsak kendimize yapıyormuşuk gibi yapalım. Tabii ki. Gönlünüze sağlık demiş. Yüksel Gür, Gülçin Kaya çok teşekkürler.
gidin, birden bire uyanırsın demiş. Gününüze sağlık, ışınız insanlığa Tuğba teşekkürler demiş. Dilek tercih, hocam Osho'yu eleştirdiniz sanırım. Yani ne yapalım, Osho da bizi eleştiriyor. Yani şimdi insan bir insana sevgisi varsa, ona gerçekten bir muhabbeti varsa, ona dese ki ya o da şöyle yapıyor falan dese, yani gülerek yani onu eleştirmiş olmaz. Yani Osho'nun hani bunların hepsi boşuna yapmışım, gereksizmiş yani falan demesini eleştirmiyorum. Ben kendi bilincimden baktığım zaman diyorum ki hiçbirisi gereksiz değildir arkadaşlar. Hiçbir şey gereksiz değildir. Bunların hepsi tekamül sürecidir. Hepsi gereklidir. Bak Derya Can ne demiş? Kadınların kopuşları zordur demiş. Evet canım benim, haklısın. Bergün Ustaoğlu, teşekkürler. Yeter Kale Yıldızları göndermiş. İçimi rahatlatıyorsunuz, sağ olun. Unu eleyip duvara asmadan kolay kolay. Emine Kurtulmaz, çok güldürdün beni ya. Yeter Kale, teşekkürler. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Yaptınız hiçbir şeyi, İçinizden böyle gelmeden yapmayın. Zoraki yapmayın. Kendinize baskı yapa yapa. Kendinize savaşa savaşa yapmayın. Her şey gönülden olsun. Gönülden yapın her şeyi. Başımı gökten alamamışım bir zamanlar. Ne güzel. Arife Arife. Çiçek Yengin. Bir de telefonumda ya yıldızlı saati vardı. O geldi aklıma. Hay Allah'ım ya. Yüreğine sağlık Can demiş. Yeter Kale. Ben seni seviyorum Yeter Kale. Derya Canım'la seni çok severiz. Katılımcı kardeşlerimiz hep bayan. Neyse. Kim demiş bunu? Nermin Can. Neyse benim eliğimi duvara asma zamanlarım sıra bende demiş. Perihan Çatık. Hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi kadınlar ne yapacak biliyorsun? Bir tane elek alacaklar artık, tamam mı? Un, bir de un yani formaliteden. Unun eleyecekler, tamam mı? Ondan sonra eleğini duvara asacaklar. Bakın o zaman nasıl uyanıyorlar görün bak. Hazibe Hanım, Arif Arif, özden gelen bakış. Aynen arkadaşlar. Aslında kadın erkeği yok. Eğer murat ettiyse sade bilmeye. Evet arkadaşlar. Seni sana getirmek için onu bekler ne eleği bence. Tabii. Kadın erkeği yok. Gönlü, gerçekten tam bir gönül veren, tam isteyen, tam bir gönlünü açan insan uyanır arkadaşlar. Bir tanesi de demiş, hocam siz M.L. Öztürk, hiç susmayın, devam edin demiş. Sevgili Salih hocam, sohbeti kaçırdım, şu an geldim, inşallah kaydı edebiliriz. Tekrardan dinlerim bu sohbeti, sevgili aşk ile tüm yaparız. Oğuz Türk Sinem, Emine Ultay. Sifaya geçtiniz mi? Telefon geldi. Daha geçmedik. Geçeceğiz. Emine Kurt Yılmaz, su gibi akış var hocam. Gönlünüze, ilminize bereket. Evet arkadaşlar. Özden öze akış var. Meryem Lale Öztürk. Sohbet çok güzel, bereketli akıyor. Şükürler olsun. Allah razı olsun Semra hocam. Semra. Sultan Çetin. Evet, şimdi arkadaşlar şurada bir şey daha var. Sohbetinizde şifa buluşturana çok şükür. Çok teşekkürler, emeğinize sağlık demiş. Bak Yeter Kalem'de canım Osho. Osho'nun sana şeyini göndereceğim Yeter. Yani bu gifi var ya böyle hep yani. Çok güzel insanlar ya. Buradayız Can, harikasınız. Şimdi arkadaşlar, uyanmış insanlar robot değildir. Tamam mı? Yani onlar bazen böyle çok manevi güzelliklerin içine girdikleri zaman böyle robot gibi davranabilirler ama yani hayatın tadını gerçekten candan yaşayan, aşk ile yaşayan, duyguları yaşayan,
güzellikleri yaşayan ama hiçbir şeye tutunmayan, hiçbir şeye bağlanmayan kişilerdir bunlar. Yani o yüzden korkmayın yani. Uyandığınız zaman robot olacağım diye korkmayın. İlk uyanışta bir an bir robot olursunuz. O da güzel bir robotluktur. Tamam mı? Ondan sonra geçer yani. İbadetlerden geçmiş demiş. Şimdi arkadaşlar ibadet yani yapalım mı yapmayalım mı? Bu soru çok geliyor bana. Yani arkadaşlar ibadet yapalım mı yapmayalım mı? Ya şimdi arkadaş sen içinde ibadete karşı bir sevgi varsa, yapma isteği bir arzusu varsa, ihtiyaç duyuyorsan ya bunu neden yapmayacaksın? Bunu yap. Bu sana fayda veriyor demek ki. Çünkü ne dedim? Her şey içten gönülden olan bir şey. Ama sen şimdi düşün zoraki bir namaz kılacaksın. Zorla oruç tutacaksın. Kendini böyle yani baskı yapa yapa, kendine savaşa savaşa. Ya arkadaş zorla yapılan işten hayır gelmez. Yani Allah bile Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde diyor ki, on namazı diyor ki al başına çal diyor. Yani öyle der diyor melekler diyor. Sen öyle bir isteksiz, o böyle gerçekten böyle ofluya popluya bir namaz kılarsan, al diyor o namazı diyor, başına çal diyor. O namaz diyor sana diyor, yüzüne diyor, bir paçavra gibi diyor. Eski bir paçavra gibi yüzüne vurulur diyor. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz yani bakın gönülden yapılan işler, yani gönülden, kalpten yapılan işler bize fayda veriyor. Yoksa savaşarak bir şey olmaz ki arkadaşlar. Yeter kare, ben de sizi kocaman seviyorum canlarım. İnşallah bir gün yeter kare buralara veyahut da görüşmek nasip olursa görüşürüz. Evet. Derya canım gevrek bir kahkaha atmış. Ben astım eleğimi demiş Elif İnsaf. O zaman ne kadar güzel. Hakikat konusunu aydınlatıcı yazınızlar çok güzel. Çek elini eteğini başka bilinçlerden. Diğer bilinçler senin kendine, kendi kapına gelmen için kalbinin kapısını aç, gir gönlüne demiş. Evet öyle demiştim. Başka bilinçleri arkadaşlar kendinize ezber yapıp da uyanamazsınız. Kendiniz gelişem. Sen her şeyi al. Her şeyi al. Her şeyi al. Ama hiçbir şeye tutunma. Hiçbir şeye inanma. Hiçbir şeye bağlanma. Sadece deneyimle. 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 Sana ne iyi geliyor? Senden ne açığa çıkıyor? Sen neyi kalbin sana söylüyorsa ona yap. Ona bak. Yani benim söylediğimi bile kendi bilincin açıldığı zaman belki diyeceksin ki Salihcan'ın söylediği benim bilincime uymuyor. Benim bilincim öyle demiyor diyeceksin. Senin bilincin önemli lan. Benim bilincim önemli değil. Piyasada elek kalmayacak. Serapcan. Özünden özüme vursa. Şükürler olsun üstadım. Deryacan. Arkadaşlar şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bir 5 dakika ara verelim. Tamam mı? Arkadaşlar bir toplansınlar. Bu buluştuğumuzda şifa çalışmasına başlayalım. Olur mu? Şimdilik kapatıyorum. Hoşça kalın.